Herkese merhabalar. Cypress eğitim videolarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz raporlama, reporting. Mock Awesome'la veya Allure'la ilgili nasıl bir şey yapabiliriz ona bakacağız. Cypress'in plugins sayfasında Cypress Mock Awesome Reporter pluginini böyle kurulumlarını adım adım GitHub'da takip ederek yükleyeceğiz ve sonrasında raporlama işlemi nasıl oluyor onu göreceğiz. Hemen çok basit bir şekilde NPM veya yarn kullananlar için şöyle NPM ile başlayalım. Biz onu kullanıyoruz. Hemen yükleyelim. Akabinde de devam eden adımları takip edelim. Şimdi yüklemeyi, install'ı yaptık. İkinci numara Change Cypress Supporter. Arkadaşlar daha öncesinde Plugins klasörü vardı. Cypress 10'dan önce, Cypress 10'dan sonra dosya yapısı değiştiği için burayı Cypress config.js'in içine yapıştıracağız. Şu şekilde yapmamız yeterli olacak. Şunu alalım. Zaten çoğu var. Eğer daha önce bir şeyler yazdıysanız onları değiştirmeyeceksiniz. Şuraya bir yere koyalım. Okey. Şunu da alabiliriz ya. Değiştirebiliriz. Şuraya şu an için. Okay. Add to Cypress Support End-to-End.js. Evet, bunu da kopyalayalım arkadaşlar. Support klasörü içindeki End-to-End'in içine ekleyelim. Şöyle. Evet, burada eklemek istediğiniz başka bir şeyler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Optional diyor zaten. Okey. Şimdi bir testimizi run edelim bakalım. npm cypress run diyelim. Hepsini yapmayalım. Şimdi hızlı olması açısından ne yapalım? Evet, bir bunu deneyelim. Oops. Şunu MPX yapacaktık. Pardon. Yanlış yazmışız. Terminalde çalışacak. Seçmiş olduğumuz source demo login test spec'i terminalde çalışacak. Bitiminde de raporlamayı göreceğiz. Bakalım. Terminalde şu an browserımız Electron 106 olarak headless. Bakın arkadaşlar. Şurada ops. Headless diye yazıyor. Bu önemli. Eğer bu şekilde terminalde çalışırsanız bu şekilde burada gözükecek. Testimiz bitti. Şimdi bir bakalım. Reports klasörü içinde index.html diye bir file göreceğiz. Bunu hemen klasör ortamında açalım. Şu şekilde görelim. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde testimizin raporunu almış olduk. Velev ki şöyle yapsaydık ne olurdu? npx cypress run deseydik, hepsini çalıştırsaydık bütün testler çalışacaktı ve yine burası güncellenecekti. Ama atıyorum siz yine sadece bir spec çalıştırmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Veya hangi browser'da çalıştırılmasını istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Veya terminalde istemiyorum derseniz de o zaman şöyle yapmanız gerekecek. Headed ibaresini kullanacağız. Bunu kullandıktan sonra şimdi bütün testimiz çalışacak. Aynı zamanda göreceğiz ve sonra raporunu da alacağız. Şimdi terminalde çalışmayacak. Evet, herhangi bir browser belirtmediğimiz için terminaldeki gibi default olarak Electron'la devam ediyor. Eğer ki Headed'den sonra Dash Dash Browser, Chrome ya da Edge ya da Firefox deseydik onları çalıştıracaktı. Şu an hepsi çalışıyor. Zaten biz burada
Test case'lerimizin hani geçen geçmeyen diye yapmıştık. Bakalım. Genel örnekler hepsi bir bitsin. Raporda bakalım nasıl bize sunacak. Evet, son dosyamız da tamamlandı. Artık genel raporumuza bir bakalım. Zaten burada yazıyor. Biz bir de şuradan bakalım. Ekran görüntüleri de geldi bu arada. Şu an bütün testler yapıldı. Pardon. Burada arkadaşlar sadece fail'ları görebiliriz. Neler olmuş, neler bitmiş, neden böyle olmuş, onlara bir bakabiliriz. Burada şu şekilde ekran görüntülerini görebiliriz. Veya sadece geçenlere bakabiliriz. Kaç saniyede geçtiğine dair. Evet, burada hata mesajlarını okuyabiliriz. Neler olmuş, neden olmuş. Burada da İşte bunları bu şekilde detaylı görebilirsiniz. Yani şu kısmı burada da hamburger menü altında da görebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mock Awesome Report dediğimiz plugins ile raporlama bu şekilde oldu. Detaylı raporlamayı siz de kendiniz böyle yükleyerek deneyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım Mock Awesome Report'la alakalı şimdilik bu kadar. Siz de kendiniz yükleyip deneyebilirsiniz. Burada screenshot'ları alarak raporlamanızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.